Dünya henüz koronavirüs salgınının yıkıcı etkisinden kurtulmamışken Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yeni bir kriz patlak verdi. Yaklaşık 4 aydır devam eden savaş, insanlık dramıyla birlikte küresel anlamda da başta tahıl olmak üzere gıda krizini beraberinde getirdi. Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanından çıkamaması nedeniyle birçok ülke farklı formüller üzerinde durmaya başladı. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırdı. Ukrayna limanlarının Rusya işgali altında olması sebebiyle 20 milyon tondan fazla tahıl depoda bekletiliyor. Bu rakamın sonbaharla birlikte 75 milyon tonu aşma ihtimali de yüksek gözüküyor. Dünyada buğday üretiminde ilk üçte Çin, Hindistan ve Rusya yer alıyor. Ukrayna 33 milyon tonla 6. sırada, Türkiye ise 10. sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na göre savaştan önce Ukrayna tarafından üretilen gıda ürünlerinin 400 milyon insanı beslemeye yeteceği tespit edildi. Ayrıca üretilen gıda ürünleri 7 Karadeniz limanı aracılığıyla dünyaya ihraç ediliyor. Çatışmanın başlamasından 8 ay önce limanlarda 51 milyon metrik tona yakın tahıl taşındı. Savaşın başlamasının ardından buğday ve mısırın üretimi düştü. İhracat fiyatları ise %22 arttı. Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanından çıkamaması nedeniyle dünya genelinde hububat sorunu derinleşirken Türkiye'den krizin seyrini değiştirecek tarihi bir adım geldi. Türkiye daha önce de savaşı bitirmek için Rusya ve Ukrayna heyetlerini Ankara'da bir araya getirerek ateşkesin sağlanması için arabuluculuk rolü üstlenmişti. Her iki ülkeyle temas kurabilen tek ülke olan Türkiye'nin atacağı adımlar bölgede büyük öneme sahip. Türkiye, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için kırmızı hat diplomasisini hayata geçirdi. Peki, nedir bu kırmızı hat projesi? Nasıl hayata geçirildi? Aslında kırmızı hat dediğimiz, gemilerin Ukrayna limanından çıkabilmesi için oluşturulan güvenli hat diplomasisi. Türkiye'nin masaya koyduğu bu çözüm planı Rusya ve Ukrayna tarafından kabul edildi. İlk görüşmede Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıklarından general rütbesinde birer personelin görevlendirilmesine karar verildi ve kırmızı hat oluşturuldu. Geçtiğimiz günlerde Türk ve Rus heyeti başkent Moskova'da bir araya geldi. Bu görüşme, limanlarda bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine bir engel kalmadığının göstergesiydi. Kırmızı hattı kullanarak Mariupol limanından güvenli bir şekilde ayrılan ilk tahıl yüklü gemi de Azov Konkara isimli Türk gemisi oldu.